Herkese merhaba. Bu ay Bir Kutu Kitap Nisan 2020 seçkisindeki 3 tane kitabı da okudum ve o şekilde karşınıza geldim. Gerçekten de uzun kitapları okumak istemeyenler, konsantre olamayanlar için 3 kısa kitap ama iz bırakan harika kitaplardan bahsedeceğim şimdi size. Kendi okuma sırama göre gitmek istiyorum. İlk olarak Jaguar yayınlarından Günler, Aylar ve Yıllar kitabından bahsetmek istiyorum. Yan Liangke, Çinli bir yazar. Bir mücadeleyi anlatmış, hayatta kalma mücadelesi ve aslında hayatta kalma mücadelesinin yanında da kendinden sonrakiler için bir şeyler yapabilmenin hikayesi. Hayata bağlanma ama hayattayken de bir amaca bağlanma, bir amacının olması ve bunun verdiği güç ve motivasyonla da türlü felaketlerle başa çıkma hikayesi diyebilirim bu kitap için. Bir köy ve bir kuraklık geliyor, aylar sürüyor, yıllar sürüyor. Tabii ki köy halkı artık açlık ve kıtlık çekmeye başlıyorlar. Köyü terk ediyorlar. Köyü tek terk etmeyen yaşlı bir adam, ihtiyar bir adam, 72 yaşındaydı sanırım. Kör köpeğiyle beraber köyde kalıyor. Aslında onun köyde kalmasının bir başka sebebi de bir mısır fidesi, diktiği bir mısır fidesi. Onu yaşatmaya çalışıyor. Onun o yeşil yapraklarını görmek için türlü felaketler karşısında mücadelesini sürdürüyor ve amacı kıtlık bitti. Bittikten sonra tabii ki insanların tekrar köye gelmesi ve ekecek bir tohum bulmaları. Çok etkilenerek okudum. Hele ki bu birlikte mücadele ettiğimiz, birlikte atlatmaya çalıştığımız zor günlerde gerçekten böyle duygularıma dokunan kitaplardan bir tanesi oldu. Günler, Aylar, Yıllar. Jaguar yayınlarını çok severek takip ediyorum ve Bir Kutu Kitap seçkilerinden de Jaguar yayınları çıkınca ayrı mutlu oluyorum. Sonrasında gerçek bir hayat hikayesi, Kuzey Kore'den kaçış. Kuzey Kore'nin totaliter rejiminden kaçmayı başarmış bir yazar ve çocukluğundan itibaren orada yaşadıklarını bize birebir anlatmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da Koreliler ikinci sınıf vatandaş olmuşlar. Bir şekilde istenmemişler ve Kuzey Kore onlara cennet olarak vaat edilmiş. Burası bir cennet denmiş. Kuzey Kore'ye gelin. Kendi topraklarınıza gelin. Her şey ücretsiz olacak. Size çok iyi bakacağız. Bütün imkanlarınızı sağlayacağız diye Japonya'daki o dönem yaşayan Koreliler bir şekilde Kuzey Kore'ye gitmişler. Bunu Japon hükümeti de desteklemiş. Ve sonrasında tabii ki o vaat edilen cennetin aslında bir cehennem olduğunun farkına varılması, totaliter bir rejimin tam ortasına düşmek ve yaşanılanlar. O kadar acı şeyler okudum ki yazarın kaleminden, onun gözlemleri. Kuzey Kore ile ilgili bir belgesel izlemiştim. O belgeselden de çok etkilenmiştim. Bu belgeseli çekmek için çok zor izin almışlar belgeseli çekmek isteyenler. Aylar süren bir bekleyiş olmuş. Türlü izinler almak zorunda kalmışlar ve ülkeye girdikten sonra belgesel çekmek için de yanlarında böyle askerlerle yine sıkı disiplin içinde o belgeseli çekmeye çalışmışlar. Her yeri çekmelere izin verilmemiş, insanlarla konuşmalara izin verilmemiş. O zaman da çok etkilenmiştim. Şimdi Karanlıkta Bir Nehir kitabını okuyunca da gerçekten İz bıraktı diyebilirim. Elimden bırakamadan okudum. O mücadeleyi, o çaresizliği, zaten zorluk yaşarken bir umutla başka bir ülkeye gidip, aslında başka bir ülke de değil, kendi babasının ülkesi yazarın. Oraya gidip hayal kırıklığı karşısındaki o ailelerin durumu, yaşadıkları, uğradıkları hakaretler, neden olduğunu bilmeden yaşadıkları tutuklamalar, açlık, çok çok detaylı, çok çok farklı konulara değinmiş, yaşadıklarını, gördüklerini çekinmeden birebir aktarmış. Gerçek hayatlara dokunmak istiyorsanız önerebileceğim, tavsiye edebileceğim kitaplardan bir tanesi Karanlıkta Bir Nehir, Masaji Ishikawa yazarı. Umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur. Salt Okur yayınlarından bizlerle buluşmuş. Bir Kutu Kitap'ta bu ay seçkisine bu harika kitabı dahil etmiş.
ve sonrasında bir öykü kitabından bahsedeceğim size. Öykü okumayı çok seviyorum. Defalarca da söyledim. Özellikle Türk edebiyatı öykülerini ayrı seviyorum. Hakan Şenocak Naş, son 30 yılın okurlarına göre en değerli öykü kitaplarından bir tanesi diye bahsedilmiş bu kitaptan. Dedalus yayınlarından bizlerle buluşmuş ama öncesinde ben Naş öyküsünü biliyorum. Naş öyküsü üzerine bir çalışmam olmuştu. Tekrar yıllar sonra okumak, buluşmak bana da bir nostalji oldu. Biraz da böyle duygulandım. Harika öyküler var. Öykü okumayı seviyorsanız zaten seversiniz. Ama öykü okumayı sevmiyorsanız, böyle bir öykülere karşı mesafeniz varsa da size öyküleri sevdirecek böyle nadir kitaplardan bir tanesi diyebilirim. Bu kitapta her öyküyü çok sevdim. Ama en fazla iki tane öyküden etkilendim. Hatta bunları da böyle bir taneye düşürmek istersem eğer, Tatlı Tatlı Ölebileceğiniz Bir Yer kitabın ikinci öyküsü. Zaman kavramının çok iyi işlendiği bir öykü. Zamanın sadece bir andan olduğunu ve o anı çok iyi değerlendirmek gerektiğini o kadar güzel anlatmış ki, yüreğe dokunan bir öyküyle. Gerçekten en etkilendiğim öykülerden bir tanesi oldu. Kitaba ismini veren Naj öyküsü de yine okuduğunuz zaman sizi derinden etkileyecek öykülerden bir tanesi. Tanışmanızı, bu öyküleri okumanızı da tavsiye ediyorum. Evet, Nisan ayı kitapları bunlar da Bir Kutu Kitap'ın biz okurları için seçtiği 3 harika kitap. Gerçekten çok severek okudum. Bir günde okuyabileceğiniz, bir şeyler alabileceğiniz, verimli okumalar yapabileceğiniz 3 kitap. Bu kitaplardan okuduklarınız varsa kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Eğer okumadıysanız da merak ettiğiniz kitaplar oldu mu? Yine yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bambaşka kitaplarda görüşene kadar sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.